Bu haber nedir? Merhaba arkadaşlar, yeni bir Notes County videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın, ilk öncelikle dün video gelmedi, yani pazartesi video gelmedi. Ben GTA 5 gelir demiştim ama o videoyu belki ne bileyim Perşembe Cuma anca belki getirebilirim ama o da garanti değil. Şimdilik biz Notes County'mizle devam edelim. Bugün bir aradan sonra en iyisi Notes County olur dedim. Ve şimdi geldik, çok önemli bir bölüm. Karabağ Kupası'nda çeyrek finale başlıyoruz Reading'e karşı. Ardından West Ham United'ı oynayacağız ve Fiorentina'ya karşı da Euroleague'de gruplarımızı sonlandıracağız. Grup maçlarımızı ve son 32'de kim geldi bize ona bakacağız. Biliyorsunuz Euroleague'de Fenerbahçe ile Galatasaray galiba ikisi de iyi gidiyor. Onlara da sonra göz atacağız ama belki onlarla da eşleşme ihtimalimiz var. Ardından da Cenk Tosunlu Everton. Yalnız Cenk Tosun burada yok galiba. Sezonu başlatınca ta Cenk Tosun Beşiktaş'ta gol atıyordu. O yüzden yok o burada. Biz Tom Davies'in eski takımı Everton'a karşı oynayacağız arkadaşlar. Bu haber nedir? Renato Sanchez antrenmanlarda sakatlık geçirmiş. Arka bacağının arkasında adele mi deniliyor? Yırtık oluşmuş, 2 ay yok Renato Sanchez. Ve burada da bizim yeni yetenek avcımız bize haber göndermiş. Türkiye'den biz ondan güçlü adam istemiştik, güçlü. O yüzden o da bize 4 tane adam çıkarmış buradan. İlhan Önder, İlhan Aslan, İlhanlar da amma çok. Altan Kara, Ediz Yıldız. Ne güzel isimler. Ediz Yıldız, Altan Kara. Bu adamların en iyisi hangisi? Bakalım burada. Sol bek hepsi oynayabilir. Bize sol bek lazım. En iyisi de burada İlhan Önder'in. Yo, en iyisi Ediz Yıldız. Ediz Yıldız 51 ile 67 overall diyor şimdilik. Biz bu adamları bekletelim burada arkadaşlar. Bunlar kalsınlar. Ataberk yine transfer olmak istiyormuş ve Alex Hoz da oynamak istiyormuş. Evet, bizim bu maçtan sonra hangi maçımız geliyor ve kaç gün sonra geliyor tekrar bakalım. Bayağı bir ara var West Ham'a karşı, o yüzden biz bu çok önemli maçı zaten az kadromuzla oynayacağız. Ama Renato Sanchez bizim çılgın çocuğu, Everemeden adam sakatlandı gitti, 84'de de yükselmiş kendisi ama neyse artık burada bu da demek oluyor ki Alfonso Davies, Kanadalı Puma'yı artık geri sol kanada çekeceğiz ve Dylan Vent, 77'ye gelen Dylan Vent'e bir şans vereceğiz. Joel'a sonra da 77'ye gelmiş. Neyse artık ikisinden birine şans veririz. Burada Dylan Vent'le başlayalım öncelikle ve ayrıca free kickler falan tamam arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim, fazla konuşmadan, çok konuşuyorum bazen başlangıçta ama hızlı bir şekilde maçlara girmek amacım aslında. Burada Reading maçına girelim. Bu arada arkadaşlar videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Reading'e karşı deplasmana gidiyoruz. Karabağ Kupası çeyrek final maçımız için. Reading'deyiz arkadaşlar. Çok önemli bir maç. Karabağ Kupası üst üste iki kere takımımızı aldı. Üçüncü ligdeyken ve ikinci ligdeyken, şimdi de Premier Lig'de almazsak bu kadar zayıf rakiplere karşı kötü olur. Ben yalnız formaları yine biraz birbirine benzettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Keşke onların turuncularını seçseydim. Biz de mavi yapsaydım ama neyse artık. Olan oldu. Şimdi hatamızı yapıyoruz. Alfonso Davies'le güzel bir başlangıç için ortamız geldi. Mkhitaryan'ın kafası az farklı dışarı gidiyor. Golle başlıyorduk, olmadı. Neyse güzel başladık arkadaşlar. Ne diyordum? Reading kaldı zaten bu Karabağ Kupası'nda. Karabağ Kupası'nda kalan takımlardan bahsediyorduk. Diğer tarafta da Swansea var. Böyle zayıf Premier Lig takımları var. Bütün güzel takımlar elendi şu ana kadar. Yalnız Reading de geçen sezon sonunda benim size göstermediğim maçlarda, çünkü şampiyonluğu garantilemiştik. Orada bizi 1-0 yenmeyi başarmıştı. Hatırlamıyorum az kadro muydu, yedek kadro muydu ama sonuçta adamlar bizi yenmiş bir takım. O yüzden burada dikkatli olmamız lazım. Yiğit Han'la güzel kaptık. Mkhitaryan burada veriyor. Cesur Yürek Tom Davies'e, o da güzel kaçtı sağdan. Adam onu nasılsa kötü bir şekilde bıraktı. Cesur Yürek'in ortası Dylan Vent. Kafayı vuramadı. Dylan Vent'in kafa topları fena değil. O yüzden işe yarayabilir Mkhitaryan ve Alfonso Davies'in ortalarında. Şimdi Dylan Vent'te top. Dylan Vent verdi Mkhitaryan'a, şutu üst direk birine çarptı. Davies ve gol.
Davies Kanadalı kuma gollere devam ediyor ve burada dansını yapıyor. 1-0 oldu arkadaşlar. Çok enteresan bir gol. Mkhitaryan'ın güzel şutu birine çarpıp kornere diyorum. Direğe çarpıyor. Burada direğe çarptı gördünüz. Ve Davies kafasını vurdu. Yine önünde boşta kaldı ve ardından bir yarı vole. Kaleciye çarpan top yine de içeri girmeyi başardı ve 1-0 öne geçtik. Biraz şanslı bir gol oldu ama her türlü golleri kabul ediyoruz. Rakipte de bir keli varmış bu arada. Neyse durum 1-0. Devamının gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Clement. Oo rakip geldi. Rakip sağlam geldi. Bodvarsson. Acayip bir şut çekti burada ama az farklı dışarı çok sağlam geldiler. Yani orada korktum harbiden. Rakibimiz geldi sağ kanattan. Aluko'da top. Lloyd Kelly mükemmel karşıladı onu. Ve topu çaldı bizim için. Güzel bir hamle. Şimdi Mkhitaryan pasını verdi Atakan'a. Mkhitaryan sağdan pasla veriyor ve Atakan sağda kaçacak. Atakan Akkaynak verdi burada Dylan Vent'e. Dylan Vent çekti geri. Dylan Vent'in ortası. Alfonso Davies güzel yerleşti ama kafası dışarı gidiyor. Ve burada da sarı kartı görüyor. Az önce bir hamlesi vardı Alfonso'nun. Ve burada sarı kartı yiyor. Yine geliyoruz. Mkhitaryan'la daha güzel geldik bu sefer. Çekti Mkhitaryan. Arkada Tom Davies kafayı vurdu ama Mannone. İlk yarı 1-0 bitiyor arkadaşlar. Güzel bir ilk yarı geçirdik. Yani sırf bizdik. Rakibimiz de o kaçırdıkları şut da acayip bir şuttu. Ve şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıda bu sefer biraz daha çok gol atmaya çalışacağız. O şutlarımızı gole çevirmeye çalışacağız. Çıkacağız şimdi. Dylan Vent. Cesur yürek. Burada pası Mkhitaryan'a geldi. Mkhitaryan'ın önü boş. Yalnız Mkhitaryan biraz yavaşlamaya başladı iyice yaşla beraber. Yakın yanında Kelly geldi. Ama Mkhitaryan'ın pası muazzam ve Dylan Vent'in şutu da daha güzel. Burada 2-0 yapıyoruz arkadaşlar. Dylan Vent. O da golle tekrar buluşuyor. Uzun zamandır gol atamıyordu bizim sivrisinek ve burada sonunda golü attı. 2-0 öne geçtik arkadaşlar. Taklasını da attı Dylan Vent. Mkhitaryan'ın pası mükemmel yine. Asistlere devam ediyor. Asistlere doyamıyor Henrik Mkhitaryan. Ve burada 2-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Bu güzel ayağının dışıyla şutla Dylan Vent'ten 2-0 öndeyiz. Tom Davies. Burada güzel bir atak başlattık. Tom Davies az önce Dylan Vent'e verdi ve kaçtı. Tom Davies. Şimdi Dylan Vent'e tekrar. Güzel bir pas. Dylan Vent'in ortası arka direkte. Alfonso Davies yetişemedi ama top bizde yine. Ronaldo Vieira. Mkhitaryan onun şutu Kelly'e çarpıp kornere gidiyor arkadaşlar. Burada biz bir değişiklik yapalım en iyisi. Sanki çoğu oyuncumuzda biraz yorgunluk tespit ediliyor gibi. Hakikaten de öyle. Neden öyle konuşuyorum bilmiyorum ama. Atakan'ı çıkaralım. Ardından Alperen'i de ben Felix Paslağ'ın yerine koyacağım. Ve bu şekilde 3 değişiklikle devam ediyoruz. Tom Davies korneri kullanıyor. Ama Ilori uzaklaştırdı. Curtis Thompson'a geldi. Eric Bailly. Onun pası Ronaldo Vieira'ya. Ronaldo Vieira kaptırdı. Ve burada uzaklaştı top şimdi. Burada Tyler Adams araya girdi. Top Blackett'te kaldı. Clement Atabek çok acayip bir kurtarış yaptı. Yani orada aslında tutması gerekiyordu. Bodvarsson Curtis Thompson defansına bile geldi burada. Mükemmel yardım ediyor ve top şimdi Tom Davies'e geldi. Tom Davies vücudunu hayvan gibi kullanıyor. Cesur yürek. Burada kaptırmadı. Tom Davies. Şimdi Alperen Babacan. Ronaldo Vieira. Ara pası. Dylan Vent'e geçti. Haydi çocuklar. Üçüncü golü bulabilir miyiz burada? Ortası Dylan Vent'in. Blackett. Mkhitaryan'dan önce. Ve şimdi top Babacan'a geldi. Alperen Babacan. Onun pası Curtis Thompson'a. Curtis Thompson. Burada Davies'e verdi. Mükemmel vücut. Davies'in pası. Yine Dylan Vent kalecinin üstüne vurdu ya. Kaleciden de mükemmel bir kurtarış bu arada. Ama Dylan Vent bu kalecinin üstüne vurma olayını durdurması gerekiyor. Burada mutlak gol kaçtı yani. Üçüncü gol garanti kaçtı ama Lloyd Kelly mükemmel. Aldı. Ara pasını verdi. Hadi bakalım burada olacak mı şimdi? Tom Davies'den mükemmel bir pas. Ve şimdi kaçırmıyor Dylan Vent. 3-0 yapıyoruz arkadaşlar. Flütümüzü çalıyoruz. Burada kutluyoruz zaten 88. dakikaya gelmişiz. Zayıf rakibimiz Reading'e acımıyoruz.
mükemmel bir pas yani bizim Cesur Yürek maçın yine adamlarından biri. Burada maçın adamı hatta kim oldu diyebiliriz ki? Alfonso Davies ile başladık. Dylan Vent 2 gol attı. Bir gol kaçırdı. Ona zaten kaçırdığı golde pası veren yine Tom Davies'di. Mükemmel vücut kullanıp getirmişti o topu ve burada da mükemmel bir asist yapıyor. Bence bu maçın adamı Tom Davies'di. Arkadaşlar zaten bölümün adamı kimdi diye bir anket her zaman artık yapmaya çalışacağım. Videoların tepesinde iyi noktasına sağ üstte basarsanız görürseniz orada bir anket var. Bölümün en iyisi kimdi diye. Orada ben bölümde en iyi oynayan adamları listeliyorum. 4 tane ya da 5 tane bana verebiliyor orada seçenek. Oradan oyunuzu kullanırsanız sevinirim arkadaşlar. Burada kazanıyoruz. Maç bitti bu esnada. 3-0 kazandık. Mükemmel bir maç çıkardık deplasmanda. Güzel başlangıç yaptık bölümümüze ayrıca. Burada Mkhitaryan maçın adamı olmuş. Yalnız Tom Davies ve Dylan Vent de aynı puanı alarak adamla eşit olmuşlar. Aday olmuşlar eşit bir şekilde. Tom Davies bir asist yapmış sadece ama Henrik Mkhitaryan'da bir asisti var onun da. Demek ki iyi paslar yaptı. Neyse güzel bir şekilde bölümümüze tekrar dediğim gibi başladık. Şimdi önümüzdeki maç zorlu bir maç gelecek. West Ham United'a karşı. Burada diğer sonuçları görüyoruz. Newcastle West Brom Albion'ı geçmiş. Biz Newcastle'ı darma duman ettik geçen bölümde. 5-0 kazandık onlara karşı. Hull City Chesterfield'ı yenmiş ve Swansea'de Oxford'u yenmiş. Yani bütün Premier League takımları Hull City haricinde ilerledi. Şimdi bize kim gelecek onu da merak ediyoruz ama artık burada Karabağ Kupası'nı garanti bir şekilde sanki kazanacağımızı hissediyorum. Belli de olmaz. Bazen 5-0 yendiğiniz takım geliyor size gol atıyor bir sonraki maçta. O da acayip. Neyse biz artık West Ham United maçına ilerleyelim. Burada belki yok antrenmanı yapabiliriz diyecektim ama yapamayacağız. West Ham United ligde kaçıncı durumda ona da bir bakalım. West Ham United sondan 3. arkadaşlar. Onlar da berbat gidiyor ama deplasmana gideceğiz. Londra'ya gideceğiz West Ham United için. Bakalım şimdi burada bizim kondisyon durumu nedir? Biz formalarımızı şu şekilde yaparsak hatta biz ya, şöyle yapalım garanti olsun. Kondisyon fena değil. Takım güzel. Saat 4'teymiş yalnız bu maç. Biz bu maçı akşama alalım en iyisi. 6.30'a alalım. Karanlık oldu mu yeter bize. Şimdi Londra'ya gidiyoruz arkadaşlar. Londra'ya geldik. Premier Lig'in yeni stadlarından bir tanesindeyiz. Londra stadındayız arkadaşlar. West Ham'ın yeni stadı. Hayvan gibi bir stad. Burada bakalım West Ham'a karşı güzel gidişatımızı devam ettirebilecek miyiz? Dylan Vent forvette güzel görünüyor bu bölümde. 2 gol attı ilk maçta. Bakalım burada kaç gol atabilecek. Yalnız rakibimiz Cech Coyote ile geldi. Zabaleta kötü pas. Tom Davies. Yine şimdi biz kontra atakta mükemmeliz arkadaşlar. Yalnız biraz burada yavaşlattık o kontra atağı. Tom Davies sakin bir şekilde ilerleyeceğiz. Dylan Vent. Dylan Vent sağda kaçan oyuncu Alfonso Davies'e doğru vermeye çalıştı olmadı ama Dylan Vent'e tekrar düştü. Henrik Mkhitaryan sırtı dönük. Henrik Mkhitaryan rakibini geçemedi ama burada penaltıyı kazandırdı bize. Mükemmel. Penaltıyı durumumuz iyi olsaydı artık kaleciyle çekmek istiyorum ama burada çekmeyeceğim. Burada garantiye alalım işi. Burada Mkhitaryan'ın penaltıları en iyisi gibi görünüyor. O yüzden Mkhitaryan'la Trot'u bu şekilde avlıyoruz ve 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Henrik Mkhitaryan golümüzü atıyor ve yüzüğünü öpüyor. Bu şekilde de zıplıyor. Burak Yılmaz hareketi yapıyor. Daha doğrusu bu hareketi kim meşhurlaştırdı hiç bilmiyorum ama Burak Yılmaz genelde meşhurlaşmış hareketleri kopyalıyor. Gidiyor Ronaldo hareketi falan çekiyor. O yüzden hiç yaratıcı bir adam olmadığı için hiç sevmiyorum Burak Yılmaz'ı açıkçası. Bu arada Henrik Mkhitaryan da ligde kaçıncı golünü attı bilmiyorum. Geçtim orada. Onu söylemek istedim ama geçirdim nedense. Durum 1-0 sonuçta arkadaşlar. Şimdi güzel başladık ve burada güzel devam ettirmeye çalışacağız. Yine bir farka gitmeye çalışacağız. Notts County'mizi bu bölümde zirvede farka açtırmaya çalışacağız. Şu ana kadar 2 puan farkımız var Arsenal ve Manchester United'a karşı ama burada da az kalsın bir gol yiyecektik. Yalnız şut kötü oldu. Alfonso Davies. Biz çıkıyoruz tekrar. Şimdi Tom Davies. O nasıl bir pas arkadaş? Cesur Yürek biraz çok gaza geldi. Ronaldo Vieira'yı kötü pas verdi. Ronaldo Vieira da zaten hiçbir şey yapmıyor. Anlamadım ben bu adamı ya. Bu orta sahada ne top çalıyor ne bir şey.
hiç sevmiyorum. Belki onu satarız da yine satılış ve transfer listesinden çıkarmadım henüz. Onu da belki satarız, başka bir oyuncu alırız. Kalede sıkıntımız vardı şu ana kadar. Belki Manuel Rojo'yu tekrar alırız ya da bir forvet alırız, bilmiyorum. Şimdi Dylan Vent yine gol atmaya başladı. Bu sefer güzel olur adam. Hiç almaya gerek olmaz ama hiç de belli olmaz arkadaşlar. Artık transfer döneminde ne olacak ne olmayacak. İsterseniz tavsiyeleriniz varsa, başka yazacak yorum bulamıyorsanız onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Burada West Ham geldi ama Eric Bailly ön direkte güzel uzaklaştırdı topu. Neufville penaltıyı yaptıran adam, içeri gönderdi Brown'a. Orada Bailly'e mi çarptı yoksa Ataberk mi kurtardı? Bailly'e çarpmış, kornere gitmiş. Ataberk de neredeyse kurtaracak gibiymiş ama hiç de belli olmazdı. O tarz golleri çok yiyoruz bu sezon. Ben bu arada burada çok konuştum. Korneri uzaklaştırdık, yalnız devam edecek. Douglas Costa da burada rakipte. Burada Ronaldo Vieira araya girdi ve Tom Davies kaptırdı. Pas vermeye çalıştım onunla, geçmedi. Neyse, rakibimizde hala top, dikkatli olmamız lazım. Maç başladığından beri kesmedim galiba bu maçı. Burada da gol yiyerek kesersem kötü olur ama Yiğitan uzaklaştırdı iyi ki, ama hala rakipte arkadaşlar. Zabaleta Kanadalı Puma araya girdi ve şimdi kontra atak. Tom Davies üstten ara pası, yine mükemmel. Dylan Vent gole gidiyor. Dylan Vent 2 yapıyor. Ya bu Tom Davies arkadaşlar, işte beklediğim performans burada gösteriyor Tom Davies. Geçen sezon takım el değiştirdiği, boşuna kullanmadığımızı, onu çok almak istedim. Demek ki bu sezon böyle olacağı için almak istemişim. Mükemmel oynuyor adam. En verim aldığımız oyuncumuz diyebiliriz. Her maçta asist ya da gol. Burada da mükemmel bir asist yapıyor. Dylan Vent de gollere devam ediyor. Vent'e güven diyen bir arkadaşımız vardı. İsmini hatırlamıyorum ama sürekli Ali Malkoç'tu galiba. Şimdi hatırladım. Vent'e güven hocam dedi. O da 77'ye gelmiş dedi. Biz de Vent'e güveniyoruz. Geçen sezon o da çok gol attı ve burada da gollerine devam ediyor arkadaşlar. Rakibimiz yalnız burada bir serbest vuruş kazandı Atakan'ın faulüyle. Tehlikeli bir bölge. Durum 2-0. Gol yemek istemiyoruz. Douglas Costa direktman kaleye gönderdi. Çok enteresan bir karar. Ve Ataberk hemen oynuyor. Şimdi Vieira'nın pasları, ya bu adamda ne pas var, ne top çalma var, ne bir şey. Yani hepsi görüntü. Bak burada çaldı mesela, kontrol edip de tutamıyor ayakta. Ve ayak koy. Ayak koymaları güzel. Başka bir şey yok. Bilmiyorum, ısınamadım ben bu küçük Ronaldo'yu arkadaşlar aldığımızdan beri. Şimdi korner. Ooo, şut enteresan gitti Matt Noble'dan ama burada out'a gitti iyi ki. İlk yarının son dakikasındayız. Artık uzatmalara geldik hatta. Mkhitaryan, Dylan Vent. Baskı var West Ham'dan ama Atakan'a döndü Dylan Vent. Atakan'ın önünde bomboş. Aralardan geçiyor. Üstüne adamları çekti burada. Mkhitaryan'a verdi. Henrik Mkhitaryan. Tom Davies'e çıkarıyor. Tom Davies güzel döndü. Cesur Yürek. Az farklı dışarı. Cesur Yürek'in vücut kullanmasına hayranım arkadaşlar. Hiç topu çaldırmıyor. Burada da az kalsın. Golü atacaktık onunla. 3 yapacaktık. Manchester United yeniliyor. Manchester City de yeniliyor burada. Umarım öyle gider de biz puan farkımızı açarız. Ben burada şimdi Henrik Mkhitaryan'ı değiştireceğim. Onun yerine Joel Asoro'yu koyacağım oyuna arkadaşlar. Ve Alperen Babacan'ı... Yok. Yanlış. Atakan'ı değiştireyim mi diyecektim. Adamızla sonra değiştiririz. Daha enerjisi var. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Haydi Notts County, burada West Ham'ı rezil edelim lütfen. Haaland'la sağ kanattan geliyor rakibimiz. Burada Lloyd Kelly önünü kapatıyor ve Lloyd Kelly muhteşem ya. Sağ sol bekte sıkıntımız yok ama yedekte sıkıntımız var. Şimdi Alfonso Davies ve Tom Davies, üvey kardeşlerden güzel paslaşmalar. Dylan Vent'ten mükemmel bir pas ve Asoro'ya mükemmel bir asist yapıyor. Bölümün asisti diyebiliriz. Joel Asoro da yine golle devam ediyor. Yedek girdiği az kadroya, yedek girdiği maçlarda Asoro neredeyse hepsinde gol atıyor ama şu asistin krallığına bakar mısınız arkadaşlar? Dylan Vent adeta kendine geldi ve hocam diyor, boşuna paranı forvete harcama. Burada sen git kendine bir kaleciyi al. Eski arkadaşımız Rofo'yu al diyor. David Moyes burada üzgün.
Slaven Bilic zaten kovulmuştu. Onu da güncelliyorlar. Bizim sezonun başında, bu kariyerin başında Slaven Bilic bilmiyorum kovulmuş muydu ama güncelliyorlar sonradan kariyerde olsa bilene. O da güzel bir durum aslında. Ama biz durumu 3-0 yaptığımız için mutluyuz arkadaşlar. Dylan Vent'ten muazzam bir asist. Şimdi rakibimiz geliyor ama Lloyd Kelly çok sağlam dedim. Bu sefer kaptırdı. Aldı kaptırdı. Ronaldo Vieira hareketi yaptı. Şimdi Alfonso Davies'den kötü bir pas. Kuyate. Jason Vidigal. Tehlikeli hareketler. Adam dışarı gönderdi vallahi. Bu adam nereden çıkmış bilmiyorum. Ne, kimin nesi ama. Güzel bir hareket yaptı ve dışarı gönderdi topu. Lloyd Kelly. Davies. Alfonso Davies'e verdi. Dylan Vent. Dylan Vent tekrar Kanadalı Puma'ya. Kanadalı Puma. Kaleci Trott kurtardı. Burada topu çalma ihtimali büyük. Asoro çaldı. Bıraktı Vent'e. Vent'ten Kanadalı Puma'ya ve bu sefer kaçırmıyoruz. 3-0 yapıyoruz. Kanadalı Puma Alfonso. 4-0 yapıyoruz pardon. Hezimet. Kanadalı Puma'da Dylan Vent ikinci asistini yapıyor burada. Ve mükemmel bir şekilde burada rakibimizi deplasmanda adeta ezip geçiyoruz. Alfonso Davies de üst üste ikinci maçında yine golünü atıyor. Kanadalı Puma 6. golünü attı Premier Lig'de. Şu an en skorer ismimiz biliyorsunuz Tom Davies 7 golle. Ve burada neredeyse Puma çalıyordu tekrar. Maç hemen başlar başlamaz olmadı. Zabaleta. Alfonso Davies. Jason Vidigal direkten döndü bir direkte. Ben burada dondum kaldım. Ne kadar şanssız bir an West Ham için. Ön direkte orta Jason Vidigal, Jadson Vidigal'dı galiba. Direkten dönüyor. Ardından da Douglas Costa bomboş kaleyi kaçırdı. Direğin dışından alta. İnanılmaz bir durum arkadaşlar. Ne kadar şanslıyız. Arkadaşlar bu arada Sliders hakkında bir bilginiz varsa soran olmuştu bir ara. Abi Sliders'larla hiç oynadın mı diye. Yani zorluğu biraz daha kendine göre, efsanevi olsa bilene kendi aleyhine göre avantaj sağlamak için. Ben onlarla falan hiç oynamadım. Onu da zaten gösteririm bu maçın sonrasında. Yani burada sırf bizim takım felaket bir takım haline geldiği için bence gerçekten bu FIFA'da gizli kimya diye bir şey var bilgisayara karşı oynayınca. Takım ne kadar çok birbiriyle oynuyorsa o kadar bence böyle alışıyor ve rahat oluyor takım. O yüzden biz takımımız güzel oynuyor. Yani ben sürekli transfer yapıp da aşırı sayıda transfer yapıp da takımı bozan bir kişi değilim. İlk 11'i sürekli böyle fazla bozmak istemiyorum. O yüzden zaten stoperde Yiğitan'ın yerine kimseyi almadım. Fırsat vardı almadım. Şimdi maçımıza dönelim. Ben o sliders'ları size göstereceğim zaten. Vieira. Vieira'nın pası berbat işte. Kontra atakta nereye pas verdiğini bilmiyor. Ben orada ileride Vent'e vermek istiyorum. Adam götürüyor. Yanındaki arkasında gelen adamlara vermek istiyor. Rakibimiz geliyor. Lanzini artık full ofansifteler. Onlar da bir şeref golü arıyorlar. Lanzini'nin ortası tehlike var ama Eric Bailly kornere gönderdi topu. Bu maçı çok uzattık ama arkadaşlar güzel bir maç oldu gerçekten. Tom Davies cesur yürek araya girdi ve burada mücadele ediyor. Zabaleta'ya düştü. Alamadık ondan. Douglas Costa az önce berbat bir şekilde haftanın gol kaçırışına imza atan adam. Burada sonradan topu çarptırdı ortası ve korner kazandılar. Ataberk yumrukluyor. Burada maç bitsin hakem. Hocam zaten yani bu takıma acı artık. Asoro ile alamadık. Sonunda aldık ve maç bitti. 4-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Deplasmanda yine farka gittik. Mkhitaryan'la penaltıyla başladık ama maçın adamı Dylan Vent'ti. Burada da zaten 9.5 ile Dylan Vent maçın adamı olmuş. 1 gol, 2 asist. Tom Davies'den 1 asist. Asoro'dan 1 gol ve Alfonso Davies'den de 1 asist. Mükemmel bir maç çıkardık. Devam edelim. Bölümümüz mükemmel gidiyor. Şimdi Fiorentina maçı geldi arkadaşlar. Euroleague'deki son maçımız ama burada Manchester United ve City ikisi de berabere kalmış. Yine de puan kaybetmişler. Güzel bir durum. Şimdi ben size sliders'ları falan göstereceğim arkadaşlar. Şurada settings yani ayarlar. Burada neredeydi o sliders? User gameplay customization. Görüyorsunuz burada her şey benim için 50 zaten olduğu gibi. Burada hatta varsayılanları tekrar yapayım. Üçgene bastım ve her şey aynı kaldı. Bilgisayar da aynı şekilde her şey 50'di arkadaşlar. Bunları hiç değiştirmedim. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunu da gösterdikten sonra yani
doğal olarak böyle bazen güzel oynayan birisini görürseniz tabii dersiniz lan öyle b**dan bir takımla nasıl güzel oynuyor falan. Ama bence dediğim gibi biz takımımızın kimyası, gizli bir kimya var bu FIFA'da. Benim teorim bu. Çünkü adamlar yapacaklarını oyunu gerçeği yansıtma için yani gerçeği yansıtma amaçlı yapacağı şeylerin hepsini de bariz bir şekilde anlatmazlar diye düşünüyorum. Şimdi neyse biz Fiorentina maçımıza geçelim. Burada biz takımımızı övelim. Çok güzel oynuyor bizim takım. Fiorentina'ya 1-0 yenilmiştik. Gruplarda tek yenildiğimiz takım olmuştu Fiorentina ama biz zaten lideriz ve garantiledik. Fiorentina da artık ikincilik için mücadele edecek. Yalnız konuşması gereken bir başka mevzu geldi burada. Antrenman geldi arkadaşlar. Biz şimdi hangi antrenmanı yapmışız en son? Milinkovic-Savic vardı orada. Şimdi defansları yapacağız. Sırayla hepsini yapıyoruz. Paslak, Güveli, Babacan gelişebilecek özellikleri var. Onların Alperen Babacan 74'e yükseliyor. Çok güzel, çok güzel. Felix Paslak da bayağı güzel gelişim gösterdi. Onu biz 76 iken aldık. 78'e geldi adam. Neyse şimdi arkadaşlar Fiorentina maçı için evimize gideceğiz. Bu sefer bu takımı biliyorsunuz sezon başında hazırlık kupasında finalde penaltılarda yenmiştik. Gol atamamıştık onlara karşı normal sürede. Ve geçtiğimiz maçta da 1-0 yenildiğimiz için hala Fiorentina'ya ilk adam akıllı bir golümüzü atamadığımızı burada gidermeye çalışacağız. Bunlara da patlamaya çalışacağız. Devam edeceğiz bu şekilde. Formalarımızı seçtik. Güzel formalar. Kondisyon güzel. Mkhitaryan ve Paslak full kondisyonda. Takımın gerisi de %85 gibi. Şimdi Nottingham'a gidiyoruz arkadaşlar. Euroleague'de son grup maçımıza geldik. Şimdi Fiorentina'yı ağırlıyoruz Meadowlane'de arkadaşlar. Bu da bölümümüzdeki galiba ilk ev maçımız. Taraftarımızın önüne çıkıyoruz. Zaten YouTube tribünümüz her zaman mevcut ama burada kendi taraftarımızın önüne çıkmak da bir ayrı duygu oluyor arkadaşlar. Burada Dylan Bend kendini açtı. Yağmurlu maçta dedi lan ben bu kaleciyi avlarım. Orada şut çekti ama maalesef olmadı arkadaşlar. Sukhujun. Bu Koreli isimleri söylemesi çok zor geliyor arkadaşlar ya. Böyle hepsi birbirine benziyor. O yüzden bayağı bir alıştırana kadar bocalıyorum. Neyse biz Dylan Bend, Vieira. Sonunda güzel bir pas Vieira'dan. Tom Davies Malangsar önünde. Tom Davies aktardı, geçti, geri çıkardı. Ronaldo, Vieira boşta. Bu adam şutları bile beceremiyor ya. Ben bu adamı satacağım arkadaş ya. Ya bomboş kale, bomboş durum. Geri top düşmüş önüne. Güzel bir şekilde de şuta basıyorum ama beceremiyor arkadaş ya. Neyse Dylan Bend, Mkhitaryan, Romeo araya girdi, olmadı. 42. dakikaya geldik arkadaşlar. Hala bir cacık olmadı bu maçta yani. Hantallık mevcut. Momentum olayı galiba bizden yana değil. O da var ayrıca benim gizli kimya olayımdan hariç. Burada Cun'dan mükemmel bir pas. Atakan diyorum. Mükemmel kurtardı ve neden ilk 11'de az kadroda olmasını gerektiğini her bölüm defalarca kanıtlıyor artık. Onu çıkarmayacağım. Milinkovic-Savic'den kat kat iyi buluyorum. Burada Davies'e pası verdi Vent. Dylan Vent. Bakalım golü de atacak mı? Mangala'ya çarptı plasesi ve ilk yarı 0-0 bitti. Zaten bu da bizim geliştirdiğimiz en güzel atak pozisyonuydu. Olmadı ama Ataberk yani bizi hala berabere pozisyonda durumda tuttu. Burada Konyaspor'u ilk defa gördüm. Rapid Viyana 2-1 yeniliyorlar. Galatasaray deplasmanda Ostende diye bir takıma karşı berabere gidiyor 1-1. Fenerbahçe neredeydi? Fenerbahçe'de 1-0 Braga'yı yeniyor evinde. Onlar da galiba önümüzdeki turlara yükselecek diye düşünüyorum. Konyaspor harici Fenerbahçe ile Galatasaray. Yalnız biz burada ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaptık. Tom Davies'e veremedik topu. Fiorentina geliyor Romeo'yla. Burada Mkhitaryan ondan güzel çaldı. Mkhitaryan güzel top çalıp tutuyor. Top kontrolü mükemmel. Pasını verdi şimdi Atakan'a. Atakan'dan Dylan Bent'e. Tom Davies. Dylan Bent kaçacak. Tom Davies üstten bir ara pası yine. Dylan Bent kafayı vurdu. Dylan Bent'e düştü. Pası Mkhitaryan'a çıkardı. Vieira, Mkhitaryan tekrar. Dylan Bent. Şutunu da çekti, direkten döndü. Tom Davies. Alfonso Davies. Kaleci kurtarıyor tekrar. Bu kaleci de sağlam çıktı ya.
Alfonso Davies kalecinin de üstüne vurdu biraz. Keşke eline çarpıp içeri girseydi, kornere gitti. Ben burada bir değişiklik yapacağım artık. Dylan Vendt bayağı yoruldu ama adam güzel bir... Hatta gerçi onun kafa topları bize lazım. Ben Alfonso Davies'i çıkaracağım. Çok yorgun, oraya Asoro'yu koyacağım. Tyler Adams defansif orta sahaya Atakan'ın yerine girsin. Bu şekilde devam edelim şimdilik. Ya bu kadar çok yaklaştık. Orada yine atamadık Fiorentina'ya bir golü. Tom Davies korneri kullanıyor. Haydi. Yok yine kaleci ya. Bu kaleci de bela çıktı. Benassi. Oo, rakibimiz sağlam geldi burada. Jun. Jun. Yiğitan. Döndü Jun. Yiğitan'dan kap. Oha be. Lan ne adammış bu Jun. Herkesi geçti. Bayi falan bile geçti. Direkten döndü top yine. Jun Bayi'ye çarpıyor. Lan. Paslak izin vermiyor. Çok enteresan bir durum. Balyoz orada noktayı koydu ve şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Asoro sol kanatta bize biraz hızla hızını kullanıp da pozisyona sokmasını istiyorum Asoro'yu. Asoro burada bıraktı Vent'e. Vent Mangala üstünde. Vent ortası. Aa, Cristoforo bizim milli futbolcumuz da burada uzaklaştırdı. İyi. Tom Davies. Haydi ha gayret. Asoro Dylan Vent'e verdi. Dylan Vent bitmiş ama hala gidiyor. Dylan Vent güzel getirdi. Asor. Aa, Dylan Vent'e ta nereye gönderdi ya? Ben Asoro'ya vermeye çalışıyorum. Tom Davies'e gönderdi. Neredeyse o da çalıyordu burada. Uzatmalar artık pasla karşılayamadı Martins ama hakem bitiriyor. Grupları lider olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Garantiledik liderliği bir puanla. Berabere kaldık bu Fiorentina'ya. Yine gol atamadık ama onlar elendiler. Ataberk'ten mükemmel bir kurtarış vardı. Rakibimizin kalecisi de mükemmel kurtardı. Direkten dönen topları oldu. Şanssızlıktı onlar için. Konyaspor 2-2 berabere bitmiş. Galatasaray 2-2. Fenerbahçe'de 2-1 kazanmış. Şimdi son 32 belli oldu arkadaşlar. Bu Türk takımlarının da gruplarına bakacağız. Galiba Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde vardı. Onlara da bakacağız. Turnuvadan 4,5 milyon gelmiş. Yani pek de para gelmedi. Geçen sezon sanki daha fazla para gelmişti. 7,5 falan ama. Sorun değil. Biz şimdi gidelim. Gruplarda ne oldu? Kim çıktı? Onlara bakalım arkadaşlar hemen zaman kaybetmeden. Bu arada gruplara bakalım derken Karabağ Kupası'nda biz Hull City ile eşleşmişiz. Yani tek championship takımı Hull City vardı. Biz de onlarla eşleştik şimdi. Diğer tarafta da Swansea'de Newcastle'la eşleşmiş. O zaman Premier Lig finali olacak arkadaşlar biz şeyi geçince. Hull City'yi. Şampiyonlar Ligi'nde millet son 16'ya gelmiş bile. Beşiktaş'ın grubuna bakacağız dedik ama Beşiktaş çıkamadı. Çıkamamış daha doğrusu. Burada sonuncu bitirmişler. Manchester City ve Inter çıkmış bu gruptan ve eşleşmeler bu şekilde olmuş arkadaşlar. İsterseniz durdurun burada, görün hepsini kim kimle eşleşmiş. Şimdi Eurolig'e geçtik. Gruplarda görüyorsunuz ilk gruptan Tottenham zar zor birinci bitirmiş 9 puanla. Çok sıkı bir grupmuş. Rubin Kazan bilene 1 puanla sonuncu olmuş yani. Malmö ile Spurs çıkmış buradan Tottenham. Bizim grubumuzdan 13 puanla 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle 11 gol atıp 2 gol yemiş sadece. Biz birinci çıktık. Basel ikinci oldu ve Fiorentina da elenmiş oldu bu şekilde en azından. Fenerbahçe de 13 puan almış. Birinci bitirmiş. Braga ile beraber çıkmış. Fenerbahçe son maçını Braga'ya yenilseydi Panathinaikos'la ikili averajı ne durumdaydı bilmiyorum. Belki elenirlerdi. O yüzden sağlam bir galibiyet alıp birinci bitirmişler. Onlarla eşleşmeyeceğiz o zaman. D grubunda Roma, Rosenborg ikisi çıkmış. E grubunda Villarreal, Guimaraş. Hep ikinci bitiren takımlar şu ana kadar zayıf takımlar gibi. Bakalım Zenit ve AZ Alkmaar çıkmış bu gruptan. Salzburg elenmiş. Leverkusen, Standard Liège. Yine zayıf takımlar. Feyenoord, Athletic Bilbao. Namalup çıkmış Athletic Bilbao. Şu ana kadar en başarılı takım gördüm. Aa, Galatasaray elenmiş. Ostende ile berabere kalarak elenmiş Galatasaray. Galip gelseler halbuki Celta Vigo'nun üstünde. Hatta belki de Lokomotiv Moskova'nın üstünde bilene geçecekler gruplardan ama Galatasaray elenmiş Galatasaraylı arkadaşlar. Maalesef. Keşke çıksalardı, bizle de eşleşselerdi. J grubunda Glasgow Rangers ve Lazio çıkmış. Lazio zor bir takım. Liverpool namalup. 16 maçın 6'sını da kazanıp Konyaspor'un sonuncu geldiği gruptan lider çıkmışlar ve Gent var burada. Shakhtar Donetsk ile Nice var. Nice biliyorsunuz geçen sezon bizim grubumuzdaydı. Onlarla da eşleşebiliriz. Artık bakalım kimle eşleşmişiz. Fikstürlere gideceğiz. Ya da hatta
Burada takvime gidelim biz en iyisi. Bu ayda yok maç. Önümüzdeki ay yine yok. Burada Hull City maçları gelecek. Yarı finaller çift maçmış bu arada. Biz Porto ile eşleşmişiz. Bunlar da Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak gelen takımlar. Zorlu bir takım gelmiş bize. Yani Şampiyonlar Ligi'nden düşüp gelen bir takım gelmiş bize. Porto. Ta Şubat'a kaldı arkadaşlar bunlar. Yani bundan 2-3 bölüm sonrasına gelir o maç anca ama. Ve şimdi bu bölümümüzü bitirmek için Everton'a karşı maçımıza çıkalım. Everton da güzel bir durumda. Yani bizden 5 puan gerideler. Ligin zirvesinde çoğu zaman getirdiler sezonu. Ve bizi yenerlerse zaten zirveye sadece 2 puan fark kalır. Onları evimizde ağırlayacağız. Arsenal bizi geçmiş ama biz bu maçı yendiğimiz zaman yine Arsenal'le puan farkımızı 2'de tutarız ve bölümümüzü lider kapatırız umarım. Formalar bu şekilde olsun. Everton'a karşı en güzel böyle oluyor. Zaten maç akşammış. Şimdi hemen zaman kaybetmeden maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. Sisli bir havada Nottingham'da Everton'ı ağırlıyoruz. Bizim cesur yüreğimizin Tom Davies'in eski takımı Everton. Burada Cenk Tosun yok ama bir şey olmaz. Everton yine sağlam bir takım. Calvert-Lewin forvette oynuyor. O da genç yıldız, İngiliz yıldız. O da iyi gelişiyor FIFA'da. Onu görüyorum. Tehlikeli olabilir. Yalnız burada bizim sivrisinek baştan soktu rakibi. Tom Davies güzel görünüyor takımımız. Ronaldo Vieira bakalım bugün hata yapacak mı yapmayacak mı onu da bekliyoruz bu maçta daha doğrusu. Lloyd Kelly'e bıraktı. Onun pası Nacho Vidal. Bolasi güzel bir hareket. Rooney, Bolasi, Nacho Vidal'a verdi. Lloyd Kelly mükemmel çaldı ve pasını veriyor Davies'e. Alphonso Davies sol kanatta kimse yok. Orada Dylan Bent kaçtı. Şimdi kademeye gelen stoper var. Alphonso Davies çok süratli. Hala getirdi içeri. Alphonso döndü. Ortasını yapacak Vidal'a çarptı. Ve şimdi kornere gitti. Kalede Pickford var. O da sağlam bir kaleci. Korner kullanılıyor. Dylan Bent kafayı vurdu ama Pickford buna yetişemiyor. Dylan Bent kafa golü de atıyor bu bölümde. Mükemmel maske hareketini de yapıyor sivrisinek. Sokarım diyor. Ve burada bizi 1-0 öne geçiriyor. Dylan Bent mükemmel devam ediyor bu bölümde. Geçen maçta gol atamadı ama orada biraz kondisyonu azdı. Burada kafa golünü atıyor. Kafa topları için de zaten ben baştan Dylan Bent'i transfer etmiştim ve burada 4. lig golünü attı. 4. Premier Lig golünü attı ve bizi 1-0 öne geçirdi en önemlisi. Bakalım devamı gelecek mi? Farka gidip de son maçımızı da farkla başladığımız gibi bitirelim. Bakalım burada 5 gol yine rekor kırabilecek miyiz? Bu arada 5-0'lık galibiyet Newcastle'a karşı galiba kariyerimizde rekor oldu. Hiç gol yemeden 5 gol attık. Galiba 5-1'lik maçlarımız vardı ama 5-0 hiç yapamamıştık. Burada onun rekorunu kırabilecek miyiz? Mkhitaryan, Tom Davies. Tom Davies ortasını yapıyor. Arka tarafta Lloyd Kelly'ye geldi ama Banningime burada kornere gönderdi. Hadi bakalım Dylan Bent 2 yap burada. Tom Davies gönderiyor cesur yürek. Dylan Bent bu sefer Pickford kurtardı. Olmadı. Pickford hemen oynuyor. Calvert-Lewin pası da Bolasie'ye geçti ve burada Bayi kovalıyor onu. Bolasie onu geçti. Wayne Rooney tehlikeli geldi. Calvert-Lewin'e verdi ama offside olması lazım. Offside'da yok gibi. Hakem bayrağını kaldırmamış. O nasıl bir gol oldu bilmiyorum ama arkadaşlar burada Calvert-Lewin hocasına sarılıyor. Wayne Rooney'den tecrübeli oyuncudan mükemmel bir pas oldu bu. Acayip bir pastı yani. Tam nokta atışı offside tartışması olabilirdi ama burada bölümümüzdeki ilk golü yiyoruz bu arada. Yani 3 gol 3 maç üst üste gol yemedik. Burada maalesef o seride bitiyor. Ama şimdi Tom Davies, Bolasie yine şutunu çektirmedi bizim Kanadalı Puma'ya. Müdahale de vardı. Hakem devam dedi. Hiç faul maul de yok. Nacho Vidal'ı geçemedi ama touch bizim. Hemen oynadı Dylan Bent'le. Dylan Bent pasını vermeye çalıştı. Tom Davies'e Alfonso'ya geldi. Alfonso ortalıyor. Tom Davies orada vuracak
durumda değildi. O yüzden olmadı ve ilk yarı burada 1-1 bitiyor arkadaşlar. Yani üstün takım biziz ama rakibimiz bir kontra atakta geldi. Salladı bir tane. Dylan Vent biraz yorulmuş. Ben onu değiştireceğim. Onun yerine Asoro'yu koyacağız oyuna. Ben hatta burada Ronaldo Vieira'yı da çıkaracağım. Hiç beğenmedim futbolunu ve sol kanada da hatta sağ kanada Alfonso Mkhitaryan'ın yerine Curtis Thompson'ı oyuna sokuyoruz ve bu şekilde Everton'ı devirmeye çalışacağız. Çok önemli bir galibiyet olur bu bizim için. Yoksa Arsenal'a belki zirveyi bırakırız. Atakan. Asoro. Çok adamla defansta rakibimiz. Alfonso Davies. Atakan. Güzel pas. Asoro'ya. Asoro. Asoro. Pası güzel. Tom Davies. Mükemmel döndü. Cesur yürek ve golünü mükemmel atıyor. Ben burada eski takımıma gol atmazsam olmaz diyor hocam. Ve burada bizi 2-1 öne geçiriyor. Asist Asoro'dan ama Tom Davies'den mükemmel top kontrolü. Sol ayağıyla mükemmel bir vuruş ve kalecisi eski takım arkadaşını böyle avlıyor ve Premier Lig'de 8. golünü atıyor Tom. Mükemmel bir performans sezon geçiriyor burada Tyler Walker'ın yokluğunda. Kaptanlık pazu bandı ona çok yaradı. Tyler Walker kaptanlık pazu bandıyla 2 kez gol kralı oldu ve geçen sezon en verimli oyuncumuzdu ve burada o durumu şimdi kaptanlık pazu bandıyla beraber Tom Davies cesur yürek aldı. Önünde burada şimdi kaçan Curtis Thompson ona pasını veriyor. Curtis Thompson'ın ara pası geçer dedim belki. O yüzden şansımı denedim. Yoksa kimse yoktu oralarda ama Thompson tekrar almayı başardı. Şimdi Kanadalı Puma'nın öne gelen top şutu çekti. Rakibi engelledi. Mitchell rakibimiz sağlam geldi ama Yiğitan'dan çok kritik bir müdahale ve Lloyd Kelly de ardından uzaklaştırıyor. Bu arada bazen de defansif hareketlerimizde göstermem gerekiyor arkadaşlar. Goller kadar defansif hareketler de önemli. Defanslarımıza da biraz yani kabiliyetlerini sergilemem gerekiyor. O yüzden bu tarz şeyleri gösteriyorum. Şimdi Lloyd Kelly'de top. Pasını verdi Adams'a. Adams çıkardı burada Asoro'ya. Asoro'nun önü hemen kapandı. Tom Davies üstten ara pasını verirsin sen cesur yüreksin. Ve Asoro da kaçırır. Ne güzel bir pas ya. Bu adamın üstten ara paslarına, aşırtma paslarına hayranım ama Asoro böyle anında o tarz golü atacak bir, o sertlikte atacak bir adam değil. Lukaku falan değil ki atsın. Maalesef kaçırdı o da. Olmadı. İlk 11'e yedek girdiği zaman, az kadroya yedek girdiği zaman Asoro da boş geçmiyor. O yüzden burada bence atacak o. Şimdi Alfonso Davies'e gelen bir top. Alfonso Davies Kanadalı Puma ortasını yapıyor. Asoro'ya doğru Pickford çıktı uzaklaştırdı. Bayi uzun oynadı. Nacho Vidal ama top bize düştü. Çok güzel. Asoro mükemmel bir pas. Alfonso Davies burada pas olarak geçti ve Tom Davies cesur yürek gol atıyor. 3-1 yapıyor. Biraz şansı oldu Alfonso Davies'le. Burada üvey kardeşler kutluyor. Asist sayılır mı bilmiyorum. Ben Alfonso Davies'le çapraza doğru şut çektim. Tekrar izleyelim. Birine mi çarptı ya da Alfonso Davies kötü mü çekti? Birine çarpmış orada ama Tom Davies cesur yürek tam yerinde ve bu adama gün geçtikçe hayranlığım artıyor. Burada 9. golünü attı Premier Lig'de. Maçın 2. golünü ve maçta kendi şahsen 2. golünü attı. Bizim de 3. golümüzü attı. 3-1 öne geçiyoruz arkadaşlar. Everton'ı da burada rahat bir şekilde geçiyoruz ikinci yarıda. Umarım daha da farkı açarız gol yemeden. Yalnız rakibimiz de tehlikeli geliyor. Ve derken Bolasi az kalsın golü atıyordu ama çok zayıf bir şut çekti nasıl olduysa. Şimdi hemen kontra atağa çıkıyoruz. Atakan'dan mükemmel bir ara pası. Tom Davies'le hat-trick arıyoruz. Yalnız rakibi Klassen, David Klassen kapattı onun önünü. Yannick Bolasi aldık. Atakan'la aldık. Mükemmel. Tom Davies orada çok sakat bir şekilde düşürüldü ama top bizde hala, atak devam ediyor. Curtis Thompson, Asoro, Tom Davies geliyor. Ve 3. gol attırık, onun için hazırladık burada. Alfonso Davies'le muhteşem bir pas ama cesur yürek yapamıyor. 89'da kaçırıyor maalesef 4. golümüzü. Kendinin de hat-trick'ini kaçırdı burada. Belki yine olur. Bakalım Browning. Jelson Martins oyuna girdi. Tehlikeli oyuncuları varmış, oynatmıyorlarmış ama burada Alfonso Davies ben onu parçalayacağım diyor ama parçalayamadı tam olarak. Browning, Klassen. Ah! Alfonso alsaydı orada kontra atak mükemmeldi. Lloyd Kelly gerçi karşıladı.
Ve burada hakem yeter diyor. 3-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Her maçımızda minimum 3 gol atmış olduk burada. Fiorentina maçı harici onu saymıyorum arkadaşlar. Tom Davies maçın adamı. 2 gol 1 de asist. Mükemmel. Joao Soro da asist yapmış burada. Ve diğer golde kimden gelmişti? Vent'ten gelmiş. Vent çıkmıştı yedeklere ve mükemmel bir şekilde burada bölümümüzü kapatıyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar zorlukla oynamıyorum, sliders'la oynamıyorum ama takım mükemmel oynuyor. Böyle bu tarz kritik adamları, takım oyunu oynamayı seven adamları eğer transfer ederseniz başarıyı yakalarsınız. Burada 15 maçtan sonra Notts County'miz 4. sezonunda Premier Lig'e direktman gelen takımımız Notts County'miz her sezon şampiyon olarak burada yine şampiyonluğa koşuyor. Premier Lig falan dinlemeyiz diyor ve burada şampiyonluk yine bizim olacak diyoruz ve hep beraber tribünle beraber eminim siz de öyle diyorsunuzdur. Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi biz Mancini'yi bir antrenman yapalım ve bundan sonra yetenek avcısının bulduğu adamları tekrar bir bakalım. Mancini burada 59'a yükseldi, mükemmel antrenmanlar yaptı, hatta 60'a da gelse güzel olacak ama bayağı da kat etti yani 59'u. Şimdi ilerleyelim. Bölümümüzü burada kapatacağız arkadaşlar. Yalnız önümüzdeki bölümdeki maçlara bakacağız. Ama onlara bakmadan önce bir istatistiklerimize bakalım. Gol krallığına falan göz atalım. Ben burada ilerliyorum belki bir haber çıkar diye Middlesbrough'a karşı. Ve burada zaten transfer dönemi de yakınlaştı galiba. Raporlar da geliyor herhalde bizim aradığımız oyuncular için. Yok, gelmemiş. Şimdi ben size transfer merkezimizi göstereyim çünkü sonuçta transfer dönemi yakınlaştı arkadaşlar. Burada eski oyuncular da var ama bize bir forvet lazım dedik. Forvet arayacağız dedik. Martinez için hakkında bir bilgi kalmamış nedense. Demek ki transfer olunca. Yalnız ben bu listeye arkadaşlar burada Gabriel Gabigol'u ekledim. Adam 83'müş. 32,5 milyon değeri var. Onu alabilir miyiz bilmiyorum. Şu an 6 milyon euromuz var sadece. Ama bu adamın özellikleri hakikaten iyi. Bitiriciliği 90 küsür, hızı mızı güzel. Gücü çok fazla değil. Bilmiyorum. Ama buraya bir de Lukaku'yu ekledim arkadaşlar. Adamın değeri sadece 82 milyon. Yani bazen diyorsunuz ya abicim Lukaku'yu al transfer et. Yani 82 milyonu getirebilirsen tabii alırım, almak isterim. Hayvan gibi bir Lukaku'yu bizim takımımıza koymak isterim ama adamın değeri çok fazla. Yani 100 ile 160 milyon paramız lazım, para vermemiz lazım ki alabilirmişiz. Bakan buyu ekledim, 34 milyon. Bu tarz adamları alması, Gabriel, Plea veya Bakan bu gibi adamları alması daha kolay olur ama bilmiyorum, paramız yetmez. Burada Yusuf Yazıcı var. Bu serbest kalma bedeli 21 milyon. Yani bu adamı bedavaya alabiliriz. Çünkü değeri, ederi 31 ile 43 arası. Bu adamı alsak eğer para yapabiliriz ve zaten de kullanabiliriz. Genç Türk futbolcu, takımımızda Türk oyuncu çok kalmadı. Yani az kadroda, o yüzden onu da almaya çalışabiliriz. Vincent Till kımıldamıyor Barnsley'den yeni gelmiş diye, pardon Burnley'den. Grant var, onu da alabiliriz tekrar yedek kadromuzu güçlendirmek için ama bilmiyorum. Cucurella kımıldamıyormuş, o da yeni transfer olmuş zaten. 31 milyonda serbest kalma bedeli var. Burada serbest kalma bedeli ucuz olan başka bir oyuncu kaçırdım mı? Yok. Neyse, Justin Shaibu da var bu arada yedek kadro için, belki onu da alabiliriz. Batshuayi de 41 milyon değere gelmiş. Michy Batshuayi'yi de alabiliriz. Güzel bir futbolcu. Ama bilmiyorum, ben size bunları göstermek istedim arkadaşlar ki hani ya tavsiye ederken para durumunu da burada görün. Ben şimdi size zaten hangi oyuncuları transfer edebilip de para elde edebileceğimizi de göstereceğim. Hemen oraya gidelim, kadro merkezimize gidelim arkadaşlar. Burada hem istatistiklerimize hem de hangi oyuncuyu satabiliriz ona bakacağız. Zaten listemizin başında biliyorsunuz Ronaldo, Vieira hala var. Ben ondan beklediğim verimi, performansı alamıyorum ama burada istatistiklerimize geldiğimiz zaman Tom Davies 13 gol 12 asist 27 maçta mükemmel bir performans. Alfonso Davies sessiz kalmış bu bölümde. Bir gol attı galiba sanırım sadece. Belki bir tane de asist yapmış. 11 gol 5 asist. Henrik Mkhitaryan 7 gol 11 asist. Dylan Vent bu bölümde gol sayısını 2'ye katladı. 4 golü vardı. O da bu bölümde demek ki 4 gol 3 asist yapmış.
Tom Davies'in de kaç gol atıp kaç asist yaptığını aklımda tutamadım ama bayağı gol attı yani Tom Davies yine cesur yürek. Renato Sanchez sakatlandı 2 ay yani antrenmanda hiç yoktan. Bizim yaptığımız maçta bile sakatlanmadı Boğa ama maalesef onu da kaybettik. Bu sezon sakatlıklar sağlam adamlarımıza geliyor. Zaten Kaptan Walker her gördüğümde ağlayasım geliyor. Joel Asoro 6 gol 4 asist. Ayrıca işte verim alamadığımız oyuncular. Burada mesela Vieira 3 asist yapmış ama berbat oynuyor. Ben bu adamı 77 olmasına rağmen, 83 potansiyeli olmasına rağmen hiç sevmiyorum. O yüzden ben bu adamı satacağım. Hemen o tarafa geçelim arkadaşlar. Finansala geçelim. Bakalım kaç paraya gelmiş bizim Ronaldo Vieira'nın değeri. Vieira'nın değeri olduğu gibi 10 milyon civarı kalmış ama bundan herhalde bir 20 milyon kaparız. Ayrıca satabileceğimiz başka kim var ki? Mkhitaryan'ı satsak, yeni bir forvet alsak olabilir. Yani Mkhitaryan'dan bayağı verim aldık ama biz bu adama 30 milyon falan vermeden aldık. Bunu bedavaya getirdik. Yalnız değeri 30 milyondan 26 milyona düşmüş. Fazla da düşmeden zaten yavaşladı kendisi. İyi asist yapıyor, iyi gol atıyor ama yavaş olması biraz bizi kötü şekilde etkiliyor hata çıkarken. O yüzden biz Mkhitaryan'ı satsak iyi olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Mkhitaryan'la zaten Vieira'yı satsak eğer galiba bir forvet alabiliriz. Öyle yapalım mı? Dylan Bent güzel oynuyor. Forvet yerine artık ne bileyim Gareth Bale tarzı bir oyuncu mu alalım? Ben öyle oyuncuları da ekleyeyim de bir sürpriz olsun bir sonraki bölüme sağ kanat için. Artık o tarz bir oyuncu mu alalım bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok konuştuk. Bölümümüzün de sonuna geldik burada. Mükemmel bitirdik. Yani yine hala ligin zirvesindeyiz ve son 32'ye kaldık Euroleague'de. Rakibimiz artık zorlu Porto olacak. Şu ana kadar oynadığımız en zorlu rakip olabilir. Bizim Premier Lig takımı oyuncuları haricinde. Bu arada burada Tom Davies gol kralı olmuş Premier Lig'de. Onlara da bakmadık. Tom Davies 1. Alfonso Davies 6 golle 6. ve Asoro da burada 5 golle çıkmış meydana. Mkhitaryan'ın 4 golü var. Artık Vent'in de 4 golü var ama şu ana kadar yeni geldiği için burada eklememişler onu. Asistlerde ise Tom Davies yine 7 golle neredeyse ligin zirvesinde. Ve Mkhitaryan ve Davies, Alfonso Davies'in de 4'er asisti var. Şu ana kadar mükemmel gidiyor yani bizim Tom Davies. Ligin adamı, Premier Lig'in adamı diyebiliriz. Artık ne diyorduk? Kapattık burada bölümü. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz muhteşem olur. Teşekkür ediyorum tekrar. Dün video yoktu, kusura bakmayın. Sosyal medyadan takip etmek istiyorsanız her zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Burada görünüyor. Ve linkleri de videonun açıklamasında var. Artık bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Fenerbahçe kariyeri gelebilir. Notts County'yi tekrar yapmaya çalışabilirim. Yani aynı günde iki video atmaya çalışırım ama garanti değil. Hiçbir şeyi garanti olarak beklemeyin. Yalnız yarın video garanti gelecek. Onu bilin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. O bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.